Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. 4 Temmuz ödüllerine çok bir şey kalmadı. 1-2 gün kaldı arkadaşlar. 1-2 gün sonra 4 Temmuz ödülleri gelmeye başlıyor arkadaşlar. Gelmeye başlıyor. Tabii herkesin bir tahmini var. Benim de tabii ki tahminlerim var. Tam böyle son 1-2 gün kala ben de tahminlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Belki biraz uçuk gelecek ama gerçekten ben bu 4 Temmuz'da abartı yüksek teklifler bekliyorum arkadaşlar. Peki neler gelecek? Şöyle ufaktan bir bakalım bizim tahminlerimiz nelermiş. Bu arada Peter Parker'ın cüzdanını yazmadım ama oraya da 6 yıldız parçaları vesaire falan gelecek. Onu da baştan söyleyeyim. Hem 6 yıldız parçaları hem 5 yıldız hem alfabiller falan bolca gelecek. Star-Lord'un çantasından başlıyorum arkadaşlar. Star-Lord'un çantasına baktığımda ben 10 tane alfa 1 bekliyorum arkadaşlar. Yani bu 70 TL'lik olan paketin içerisinde 10 tane alfa 1 bekliyorum arkadaşlar. Onun yanında tabi T4 de çok önemli burada. T4'lerin de arkadaşlar yine en az bir 5 tane gelmesini bekliyorum. 6 yıldız parçası yine 1000 parça en az bekliyorum ki bu 2000'e de çıkabilir, yani biraz daha yükselebilir. Keza 5 yıldız parçası bekliyorum içerisinde arkadaşlar. 5000 parça en az da 5 yıldız parçası bekliyorum. Bu arada bunların limiti yine 3 tane olur diye tahmin ediyorum ama inşallah bu kaban bizi şaşırır da 3 değil de 5'e çıkartır limit sayısını. O zaman öf tadından geçilmez var ya. Hatta 10 yapsa kabam da zengin olur, biz de zengin oluruz yani. Bu benim Star-Lord çantası için düşündüğüm arkadaşlar. Dediğim gibi limit 3 tane. Yani 3 tane aldığınızda burada 30 tane alfa 1 alacağız ki bu da bence alfa 1 ihtiyacımızın çok çok büyük bir kısmını karşılayacaktır. Onun dışında yine T4'ten de 15 tane alındığında yine güzel bir T5 stoğu bize elde etmiş olacak. Aynı zamanda yine 3 tane alındığında bir 15.000 parça 5 yıldızla güzel bir 5 yıldız parçası toplanır. Sadece Star-Lord'un çantasından bahsediyorum ha. Ve 3 tane aldığınızda da 3.000 parça 6 yıldızı gömmüş oluruz arkadaşlar. Tony Stark'ın çantasına gelelim. Tony Stark'ın çantası arkadaşlar 200 TL Türkiye'de. Benim tahminime göre Tony Stark'ın çantasında yarım bir T5 çıkar. 5 yıldız özgün taşları buraya düşer arkadaşlar. Buraya düşer. 50 tane kadar olur. Yine 6 yıldız parçasını 3000 bekliyorum. 5 yıldız parçasını arkadaşlar 7500 parça 5 yıldız bekliyorum. Tabii bunları kıyaslayacağız. Geldiği zaman ben yine bir kıyaslama videosu yapacağım. Bakayım ne kadarını tutturmuşuz. Yani böyle elementte uydurmuyorum. Yani tahminlerimi söylüyorum, dediğim gibi hakikaten yüksek bir şey bekliyorum. Sadece Tony Stark'ın çantasında 3 kere aldığınız arkadaşlar 1.5 T5'iniz olacak. 5 yıldız özgünlük taşınız 150 tane kadar olacak arkadaşlar. Bu da prestij basmak isteyen arkadaşlar için çok önemli. Yani Türkiye'de artık belli bir seviyedeki ittifaklarda olan oyuncuların yani bunları mutlaka alması lazım. Artık 10.500, 10.600'ün altında 5 yıldız bir prestijin olmaması lazım arkadaşlar Türkiye'de. Onun dışında buraya bitirdiğiniz, buranın hepsini aldığınızda yani takriben bir 600 TL yatırdığınız arkadaşlar, burası için de benim tahminim 9.000 parça 6 yıldız edecek. Ve 22.500 parçada 5 yıldızınız olmuş olacak arkadaşlar. Kara Panter hazinesine girelim. Kara Panter hazinesi Türkiye'de 350 TL arkadaşlar. Güzel rakam. Çok güzel rakam 350 TL. Ben buradan 5 tane alfa 2, 1 tane T5, 7500 parça 6 yıldız, 20 tane 6 yıldız özgünlük taşı genel olarak bekliyorum arkadaşlar. 5 yıldız Nexus'ta içinde bekliyorum. Bundan 3 tane aldığınızda takriben 1050 TL yatırmış olacaksınız arkadaşlar. Ve 3'ünü aldığınızda 15 tane alfa 2 ki alfa 2 stoklarını bayağı bir çoğaltmış olacaksınız. 3 tane yine T5, 22.500 parça 6 yıldız, toplam 60 tane 6 yıldız özgünlük taşı ve 3 tane 5 yıldız Nexus kristali elde etmiş olacaksınız arkadaşlar kredilerle beraber. Ve Odin'e gelelim. Odin ülkemizde 700 TL. 3 tane aldığınızda 2100 TL bir asgari maaşa denk geliyor arkadaşlar. Bir adı yani bir evin, asgari bir evin bir aylık ihtiyacı diyebilirim abi. Çok yüksek bir rakam. Ne bekliyorum? %33'lük veya %50'lik. Normalde %25 de olabilir ama bana %25 küçük geliyor. O yüzden %33 veya %50'lik seçmeli S5 arkadaşlar. Hangi sınıfa ihtiyacınız varsa. Bu da şu demek. Yani bundan 3 tane aldığınızda en az bir tane, en az bir tane S5'iniz istediğiniz sınıftan olacak. Bu da şu demek olacak. Eğer bundan 3 tane alırsanız arkadaşlar Türkiye'de artık herkesin en az bir 6 yıldız R3'ü olabilir. 6 yıldız parçası olarak arkadaşlar ya 15.000 parça bekliyorum ya da
Abi size abartı gelebilir ama ben Nexus bekliyorum. Ben hala 6 yıldız Nexus bekliyorum arkadaşlar. Yani gelecek ya. Ya 15.000 parçadan ziyade bence buraya 6 yıldız Nexus gelir. Çok güzel olur. Var ya, o 6 yıldız Nexus muazzam olur. Oyunun şu anda ihtiyacı arkadaşlar. 6 yıldız özgünlük 50 tane veya 75 tane gelir. Ya bu random da olabilir bu arada. Yani random özgünlük taşları da olabilir. Yani ama şöyle söyleyeyim, 50'li verirse bence genel olur. Genel olur. Eğer arkadaşlar 75'li verirse de veya 100'lü verirse de o random olur arkadaşlar. Ve bir 6 yıldız cevherlandırma bekliyorum. Kesinlikle bekliyorum. Yani random mandom bir şey bekliyorum mutlaka arkadaşlar. Tabii ki 3 tane T5 bekliyorum. Yani bu Odin'den 3 tane aldığınızda olay şu oluyor. En az bir tane benim tahminime göre S5'iniz olacak. Onun dışında ya 45.000 parça 6 yıldız. Yani bu Cehennem Labirentini %100 yaptığımızda eskiden o kadar veriyordu. Veyahut da 3 tane 6 yıldız Nexus, ki ben hala dediğim gibi Nexus kesinlikle bekliyorum. Bir yerden bir Nexus çıkacak. Yani 3 tane 6 yıldız Nexus açmak çok güzel bir şey olur bu arada. 9 tane T5'iniz olacak. 3 tane de 6 yıldız cevher uyandırmanız olacak arkadaşlar. Random artık şansınıza ne gelirse. Bu tabii ki 2100 TL yapıyor arkadaşlar. Şimdi para babında ne kadar yatırıldığını da ben size söyleyeyim. Odinlere 2100 TL. Kara Panter arkadaşlar 1050 TL. Tony Stark'ın çantasına 600 TL. Star-Lord'un çantasına arkadaşlar 2100 TL yapmış oluyor. Şey 210 TL. Lan iki fazla yazdım, dur. Dedim ne oldu? 2100 TL artı 1050 TL artı 600 TL artı 210 TL arkadaşlar. 3960 TL etti. Bir de Tony Stark'ın çantası var 35 TL'lik. Onun daha önce limitleri 5 taneydi. Bence yine 5 tane olacak arkadaşlar. 35 çarpı 5 yaptığınız arkadaşlar, şöyle düz hesap 4200 TL para yapıyor arkadaşlar. 4200 TL yapıyor bu durumda. Güzel para yapıyor. Gelelim. Peki kredileri ne verecekler? Kredileri ne verecekler, ona da bir bakalım. Bu arada ben bütün teklifleri almayı düşünüyorum arkadaşlar. 4200 TL yatırıp bütün teklifleri alacağım. Kredilere geldiğimizde biliyorsunuz 3 farklı teklif var. 1000, 4000 ve 10.000'lik teklifler var. 1000'lik teklife baktığımda arkadaşlar, bunlar bu arada şövalye ünvanı için. Şövalye ünvanı için. Diğer ünvanlar için çok fazla bir şey söylemiyorum. Yani çok aşina olduğum bir konu değil. Ama bunların yarısı kadar düşünebilirsiniz. 4 tane T4 gelecektir. S4 yine 3 tane verecektir arkadaşlar. Ve 5000 parça 5 yıldız verecektir. Bir tane Alfa 2 verir. 5 tane Alfa 1 verir. Ve 200'e 2500 parçada arkadaşlar 6 yıldız verir diye düşünüyorum. Belki bunlarda birazcık çok küçük bir oynama olabilir arkadaşlar. Ve 1000 kredi vermiş olacaksınız. 1000 kredilik teklifi aldığınızda 4000 kredilik ikinci bir teklif gelecek arkadaşlar. Buranda 4 tane Alfa 2 bekliyorum. 6 tane T4 bekliyorum ki 1000 ve 4000 verdiğinizde toplam 10 tane T4 olabilsin arkadaşlar. 25.000 parça 5 yıldız bekliyorum. Yani çok güzel bir 5 yıldız. Yani şunu söylüyorum. Ben size 2 ay öncesinden haber verdim Nexus geleceğini. 4 Temmuz gelecek diye. Birlikte arkadaşlar sırf 5.000 krediye bile ortalama 30.000 parça 5 yıldızı toplayabilecekler. Ve bir tane de ortalama 6 yıldız çıkaracaklar. Çünkü ikinci teklifin içerisinde arkadaşlar 7.500 parça 6 yıldız bekliyorum. Bir tane T5 ve 5 yıldız özgünlük taşı da 100 tane bekliyorum. Yukarıda da 150 tane vardı 3 kere alındığında. 250 tane arkadaşlar özgünlük taşı. Bu da istediğiniz bir karakteri direkt 200 kopya atabiliyorsunuz sıfırdan. Ve ayrıca yanına da 51 tane de kalmış oluyor. Kopyalı ya bir tanesi. 199 basıyorsunuz gibi düşünün arkadaşlar. Bunu aldığınızda hemen yanına 10K'lık 2 teklif geliyor. Belki bu sefer 3 teklif de yapabilirler. Bak onu da söyleyeyim, ha sürpriz olabilir. Peki ne bekliyorum? 2 tekliften birinde arkadaşlar 6 yıldız uyandırma, CVR uyandırma genel bekliyorum. Random mandom değil, direkt genel bekliyorum arkadaşlar. Bir tane 6 yıldız rütbe yükseltme ama R3 taşı. Direkt R3. Peki bu R3'ün içinde ne oluyor? Özellikle S5 oluyor arkadaşlar. S5, T4, T5'ler. İşte ondan sonra S4'ler falan filan hepsi olmuş oluyor. Artık bu genel mi olur, random mu olur ona bakarız. Ama bir tane 6 yıldız R3 bekliyorum. Yani düşünsene 6 yıldız R3 taşının içerisinde. Mesela elinde bir doktorun var. Açtın mistik geldi veya genel verdiler. Direkt çat diye basıyorsun. Ve arkadaşlar 50 tane de 6 yıldız özgünlük taşı bekliyorum. Yukarıda vardı. Yukarıda da bayağı bir varmıştı. Bunlarla beraber bir tane 6 yıldızı direkt 200 kopya çıkartabilirsiniz yine sıfırdan.
İkinci teklifin içerisinde bir tane S5 bekliyorum arkadaşlar. Random olur büyük ihtimalle S5'in kendisi. 6 yıldız sınıf Nexus'u bekliyorum. Bak artık normal 6 yıldız Nexus değil. İyice coştum, kendimden geçtim diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar ben 6 yıldız sınıf Nexus'u bekliyorum. 10'lu Nexus bekliyorum yine içerisinde. 10 tane Alpha 2. Yine arkadaşlar 100 tane 6 yıldız özgünlük taşı bekliyorum. Artık genel olur, random olur onu bilemem. Ama bir 100 tane kadar bekliyorum. Ve 3 tane de T5 bekliyorum arkadaşlar. 3 tane de T5 bekliyorum. Bunları aldığınızda bir tane ekstra finale 3K'lık başka bir teklif daha veriyor arkadaşlar. 3K'lık bir teklif daha veriyor. Yani bir odinlik daha teklif veriyor. Onun içerisine de baktığımda arkadaşlar yine tahminimce %25'lik bir S5 seçebileceksiniz. %25 veya işte %50 de olabilir ama seçmeli, mutlaka seçmeli olacak. Ve arkadaşlar 15.000 parça da 6 yıldız bekliyorum. Ha, içinden bir Nexus çıkarsa da şaşırmayın, bak onu da baştan söyleyeyim. Ya toplamda 18.000 kredi harcamış oluyorsunuz. Yani bu şu demek. Ben şimdi bütün teklifleri alacağım, 15.000 kredi çıkacak. 3.000'liği alabilmek için arkadaşlar 1.700 TL daha yatıracağım. Yani takriben 4.860 TL tutuyor. Yani siz ona 4.500 TL deyin. Ne, düzeltiyorum, 5.000 TL deyin. Bir 5.000 TL oyuna yatırmış olacağız. Bir kere şunu söyleyeyim. 5.000 TL bir oyun için muazzam yüksek bir rakam. Kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu bir. İkincisi, peki ben niye yatırıyorum tavsiye etmediğim şeyi? Zaten amacım ileride dünya birincisi olmaktı. Ufaktan bir para yatıracağım. Aynı zamanda bu oyun benim bir hobim. Hem keyfim arkadaşlar. O sebeple yatırıyorum. Yani bugün yatırırım, yarın oyunu bırakırım. Orası ayrı bir şey. Ama arkadaşlar böyle bir muhabbet düşünüyorum, kafamda var. Bu bir. İkincisi, bu bütün teklifleri aldığınızda şövalye ünvanı için söyleyeyim arkadaşlar. En az bir tane S5'iniz mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Ve bunu alan arkadaşlar mutlaka tahminimce yine seçtiği, istediği bir sınıfı 6 yıldız R3 atabilecekler. Hatta cevher uyandırması da gelecek, uyandıracak. Ve 200 kopya da atabilecek. Yani bu tekliflerin tamamını alan vatandaş bence istediği bir 6 yıldız R3 atabilecek. Ve bunu da 200 kopya yapabilecek. Bu da arkadaşlar en kötü ihtimalle bir karakterin 12.000-13.000 prestiji olursa ortalama size 11K'lık bir prestij sağlayacaktır. Yani Türkiye'de para yatıran oyuncular arkadaşlar 11K'lık bir prestije ulaşacaklar diye düşünüyorum. Bu Nexus'larla ilgili, yani Nexus'lar, S5'ler falanlar filanlar. Yani bu 4 Temmuz muhabbeti hesaplara ortalama hepsini alırsanız, bak hepsini paralı dahil hepsini alırsanız arkadaşlar hesaplara 1 yıl attıracak. 1 yıl ileri yetecek arkadaşlar. Paralı olan kısımları almaz. Sadece kredili olan kısımları alsanız, yani sizi 2 ay öncesinden uyarmıştım 15.000 kredi en az biriktirin diye. 15.000 veya 18.000 kredi biriktiren arkadaşları da hesabını arkadaşlar en az 5 ay, 6 ay ya da en düşük 4 ay ileri atacaklar. Bu da size arkadaşlar yani neredeyse yarım yıl kar sağlamış olacak oyunda. İnşallah 2 ay öncesinden uyarmalarım faydalı olmuştur. Bunun için bana teşekkür etmenize gerek yok arkadaşlar. Bir yere heykelimi dikseniz yeterli ama heykelle caiz değil, boş ver. Teşekkür ederim, teşekkür. O Allah razı olsun kısmı daha önemli bizim için. Hadi bakalım. Artık 4 Temmuz geldiğinde bakacağız arkadaşlar. Teklifler bu kadar abartılarını, abartılı düşünebilirsiniz ama ben daha da abartılı bekliyordum. Bakmayın, bunlar biraz da böyle benim minimalize ettiğim. Minimalize. Neyse işte ondan et yani, yine çok iyiyim İngilizce ama. Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz, görüşürüz.